İstanbul'da bir lisede görevli öğretmen kız öğrencilerini taciz etti. Bu iddia tüm okulu ayağa kaldırdı. İki gündür protesto var. O öğretmen hakkında da dava açıldı. Öğretmenin lisedeki kız öğrencilerini taciz ettiği iddiası okulu ayağa kaldırdı. Yüzlerce öğrenci eylem yaptı. Skandalın adresi Küçükçekmece'de bulunan Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi. İddia gerçekten vahim. Bu lisede görevli bir öğretmenin bazı kız öğrencileri taciz ettiği söyleniyor. O öğrencilerden biri de liseden mezun olduktan sonra mahkemeye gitti, şikayetçi oldu. Eylül ablamızı alkol içmeye davet etmiş. Yok bilmem arkadaşlarına şu hapı vereceksin, sabaha kadar dans edeceksin diye. Onları işte kötü işlerine sürüklemeye çalışmış. Dava açıldı. Bu duyulunca o öğretmenin tacizine uğradığını söyleyen başka öğrenciler de ortaya çıktı. Ben uğramadım ama arkadaşım, yani benim yanımdaki arkadaşım uğradı. Yani saçını okşadı, hani hep sevginiz var mı falan diye soruyordu. Biz şikayetçi olmadık, hani öğretmenimizle bir şey demiyorduk ama yani düşünmedik öyle bir şey. Bize canımlı konuştu, göz kırpıyordu bize. Okulda dün öğrenciler derse girmedi. Koridorlarda slogan attı. Halen görevde olan o öğretmenin gitmesini istedi. Okul yönetimi ise o protestonun önüne geçmeye çalıştı. Öğrencilerin tepkisi bugün okul dışına taştı. Son ders zilinin ardından okul önünde eylem yapıyorlar. Burada bir taciz olayı yaşandı ve okul bunu örtmeye çalışıyor. Tacizle suçlanan öğretmenin bugün görev yerinin değiştirildiği açıklandı. Öğretmen en son alındığını gördüm polisler ekibinle. Şu an bilmiyorum nerede olduğunu. Okulda değil şu an. Yani. Şu an değil. Hiçbirimiz tabii ki de bizim başımıza gelmesini istemeyiz. Bu yüzden hocayı okulumuza istemiyoruz. Taciz iddiasına dair ilk duruşma önümüzdeki ay görülecek. Sözümüz böyle taciz olaylarının üzerine örtmeye çalışan her kurum veya kişiye. Gördüğünüz gibi son derece bilinçli, pırıl pırıl hakkını, hukukunu bilen bir nesil yetişiyor. Yani tüm çiçekleri koparsanız da baharın gelişini engelleyemez.